Icardi'yi polise şikayet eden Fenerbahçeli taraftar. Hiç beklemediğim bir pozisyonda gol atınca cinnet geçirdim. <laughs> Karakolu arayıp şikayette bulundum. Bu ülkeden gitmesi lazım. <laughs> Babam var ya sizi evinizden aldıracak. Mona koyacak hepinizin. <laughs> <laughs> Bu arada Gandalf şerefsizdir. Gandalf adamdır. Sen şerefsizsin. Ben gidiyorum. Bir büyücü tam zamanında gelir. Ne erken ne geç. Nasıl hissediyorsun bebişim? Nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet efendim Underdog'da Diyojan başladı. Pa pa pa, pa o, o, falan. Falan, Evet. Yanıyor. Ligimiz yanıyor efendim. Çok güzel. Sıcak sıcak. İsmail ee, hoş geldin. Hoş bulduk. Yüzünde gülücükler görüyorum. Allah. Neden öyle oldu? <laughs> Çünkü biz bu programı 6 birlik Sivas galibiyetinden hemen sonra. Ne konuşuyorsunuz siz orada ya? <laughs> gıbır gıbır. Abi arkaya heykel koyuyorduk ya ışıklandırıyorduk. Tam. Bunu sığ şimdi mi bunun sırası? E, yok dedi. Orada da zaten kesiyoruz dedi. Ee, <laughs> neyse sen mutlu musun? Bu akşam Konya maçı var Fenerbahçe'nin. Ben mutluyum. Güzel NBA maçları oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yedinci, Yedinci maç vardı. Yeri gelince konuşuruz Minnesota onları. Minnesota falan. Ee, konuşuruz. var bir iki ben Bırakalım. Futbolu bırakalım ya. Gerek olduğunu düşünmüyorum. Maganda sporu. Uğur Meleke demiş ki. Allah Allah hemen ha he, öyle mi? Bugün bir saniye. Hı hı. Şimdi normalde sen çok seversin. Fenerbahçe olsun, İsmail. Çılgınlar gibi Galatasaray beyanı görüyorum. E Hepsi bir övgü. Yo. E Uğur Meleke ne Belki demiş? Belki eleştiririz canım şimdi belli Ne demiş mi? Uğur Meleke. Seni buraya boşuna mı koyduk kardeşim? Biraz takımını temsil etsene. Yok. Biraz anti Galatasaraylılık yapsana. Sonra ben yanında çok oligan kalıyorum. Ben bununla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> tamam bakma hiç kimseden destek Hayır, bana, onları, bana, onları bana, bana... almam lazım. Hayır onları arkama almam lazım. Alamazsın. Benim hani Fenerbahçeliliğim beğenilmiyor <laughs> ya. Beğenilmiyor. İşte sen aslında Galatasaraylısın diyorlar. Ben baş. senin Galatasaraylılığını beğeniyorum. <laughs> Ga Galatasaraylar beni paylaşıyor bak ne güzel evet, demiş falan diye. Evet. Ben Galatasaraylı olsam Galatasaraylılar da beni kabul etmez. Çünkü ben o zaman da derim ki. Bu Dursun Özbek'le olmaz. Erden hmm. Timur'dan utanıyorum. Erden Timur'un nesine utanıyorsun? Oğlum bu ligi bitirtmeyiz diyen adamı... Özür diledi onun için. Fark etmez. Tamam. Yani mesela ben Erden Timur'dan utanmayan bir Galatasaraylı'yla da futbol konuşmam. Ben Erden Timur'dan utanmıyorum ama Dursun Özbek'ten bir tık Ben zaten o yüzden seninle de futbol konuşuyorum. Mizahını yapıyorum. Hadi lan nasıl konuşuyorsun? <laughs> Discord'da yarım saat futbol konuşuyorsun her <laughs> gün. <laughs> ne demiş Uğur Melek'le? Demiş ki Galatasaray son 8 maçta 3'er 5'er atıyor. E, Alanya maçı zor diyorsun. 4. Sivas zor diyorsun. 6. Adana'da puan kaybeder mi? 3. Onu sen edememiş. Onu ben ekledim. <laughs> onu da demişti. Uzundu beğen Ben onu aldım. E, diyor ki sonlara doğru City, Real gibi stres yükseldiğinde nabzı düşen bir takım Galatasaray. Sezon sonunda müthiş final yapıyorlar demiş. Katılır mısın böyle bir bazı takımlarda sezon sonu vites yükseldi. Senar aşırı panik mesela. Bazı takımlarda da panik. Mesela şu an Barcelona'lı futbolcular muhtemelen elleri ayağı Takım etiyorlar. yemeğinde böyle çorba içiyorlar. Evet. <laughs> böyle oluyorlar. City ise böyle değil mi? Maç mı var bugün ya. Hmm, ne yapsak kim gidecek? <gülüyor> <gülüyor> bir 11 çıkartalım beyler. Hadi yazmıyorsunuz adınızı falan. Aloreis'cim <laughs> sen artık oynar mısın 3 tane? Ya çünkü Haaland da oynamasın. Evet. Geliyor şey atıyor 3 tane. Haaland 4 tane uzaklık. attı bu hafta. Eee Haaland'da da kötü kötü dediler. Son düzlükte Haaland'da o, o yok etti. Royke'in şey demiş. İkincilik topçusu bu demiş. Evet. Normal akan oyunda ikincilik Bak, topçusu. Mesela demiş. ben bazen şey seviyorum biliyorsun. Sansasyonel açıklamalar. Evet. E, seviyorum. Sen de seversin. Mesela daha bu hafta. Ne dedin? Discord'da sana dedim ki size Leverkusen seneye anca dördüncü olur. Evet. Sen de dedin ki Abartma dedim. Apır sapır konuşma evet, dedim. Abartma dedim. Sonra dedin ki ama böyle söylediğinizde bazen tutuyor dedim. Evet. tutun da bazı böyle söyledikleri tutuyor. Ee, şimdi çok da emin değilim ama bence ben niye dedim deli buna? saçması. Niye dedim? Ee, çok bu sene taş kuşa değdi. 90 artı 7'de 15 tane maç aldılar. Taş kuşa değer oğlum zaten. Kuş taşa değdi. Neyse işte. Kuş... <laughs> taş atarsan değer yani. Kuşkaş. Şey Kuşkaş. Ben bu söylediklerine katılmıyorum. Yani sistematik olarak bir şey var orada. 10 maç 90'da çevirdiyse bir takım. Evet. Seneye de 10 maç çevirir mi? Demek ki şöyle bir şey var. Ee, ki bunu da sonradan araştırdım biz konuştuktan sonra bakıp. Kondisyoner tutmuşlar. Tamam. Yani mesela 90'da kadar o takım kondisyonunu iyi getirmek, ikinci yaraları daha iyi oynamak, maç sonlarını daha iyi oynamak da bir meziyet. Seneye olmaz. Seneye bu takım max 3 idealde 4. Azaltma şimdi. 4. Bak, 4. 4 dedin. 4. 4 Bak dedin. hele bir de bunu, bunu de... ben söylerken tabii bazı oyuncuların da gideceğine, yani sen Frimpon falan gidecek bence. Şimdi Bundesliga'da Leverkusen'den iyi 3 takım çıkmaz bence seneye. Göreceğiz. Göreceğiz ama We will see. gerçekten bazı takımlarda var ki işte Arsenal gibi, ee, Fenerbahçe gibi böyle oluyorlar. Nasıl bakın? Bak, böyle oluyorlar. Nasıl? Galatasaray'a getirmedim başlıyorum. konuyu. <laughs> Katakulli yaptım, City dedim, Leverkusen dedim, top döndürüyorum. Şimdi geleceğiz yine. Bülent Uygun demiş ki hakem Arda kardeşler. Bilseydim Taha Akgül ve Sabahattin Öztürk'ü getirirdim. Güreşçiymiş galiba. Güreşçi mi bu? hı. -hı. Güreş'e katılırdı onlar da. Bütün takdir haklarını oraya verdi. Oyun düzenimiz bozuldu. Ondan sonra da Galatasaray goller attı demiş. 9 hmm. falan olurdu maç. Evet, yani 6 dedikten sonra bunları demene gerek yok artık. Kerem bir tane direğin dibinden kaçırdı. Icardi'nin golü temiz. Icardi'nin golü gerçekten temiz. Bak bunu Galatasaraylı olarak söylemiyorum. Hakikaten. Temiz. Öyle söylüyorsun. Dünyanın her yerinde verilirdi o gol. Yani e, düzeni bozulunca erkekler. <laughs> diyelim. Bir de maç sonu bu açıklamayı yaptıktan sonra kalktı gitti. Soru almayacak mısınız?" dedi bir gazeteci. Dedi ki "Yok yavrum almayacağım." dedi. <laughs> "Yok yavrum almayacağım. Yedim de geldim. Hemen Az de, önce yedim." Hemen de çıktı gitti. Hemen arkasından da Okan Buruk geldi. Hmm. Gülerek dedi ki "Beklediğimden hızlı geldi bu sefer." <gülüyor> <gülüyor> o yani da, O da o da biliyor Hocam gerçekten. E, fırtınalı dönemler bitti. Sizin de yaş oldu 50 artık yani. Kim? Okan Hoca'nın. Okan Hoca'nın yaşı 50 mi oldu? 50. <laughs> yani Gerçekten bu mi? Bu dönemlerde normal. Evet. Bak ee, hocam İsmail. Be ismi... bekar da şu an. İsmail, ha, öyle mi? Tabii eşinden ayrıldı. Değil yani. mi? O kadar da tabii. Yani İsmail bile. Hani ha kim? Kartal mı? Yok sen. Ha ben mi? Ne oldu bana? E artık her zaman istediğin an gelemezsin bence. Ne oldu? Dünya'ca ünlü. <laughs> <laughs> Dünyaca ünlü pisişik. Böyle bir şey mi var? Ne demek pisişik? Şey. A, a. Azerice kedi demek değil <laughs> <bilmiyorum. gülüyor> Ha Şey gibi. Alakazam gibi mi? Alakazam. Pokemon galiba Pokemon bu. Pokemon olabilir. Dünyaca bu, ünlü Pokemon. <laughs> bu hanımefendi Pokemon herhalde. Alena adı da. <laughs> Ee, ee? Galatasaray Türkiye Ligi'nde 20 yıl üst üste şampiyon olacak. Ablam yavaş. yuh Oğlum ne güzel iş ya. Değil mi? Vallahi işte biri çıkar der ki yok vallahi ben kartlarıma baktım Fenerbahçe. Merel Hanım yine bu hafta yazdı astrolog. Sana mı? Ee, yok tweet atmış. He. E, tweet mi atmış? Yine story'm Çünkü bir tek sen haber yapıyorsun ya sana yazıyor olabilir artık Yemin yani. Yemin ederim şampiyon olacak Fenerbahçe diyor hala. Ya böyle ünlü oluyorsak dünyacı hmm. ünlü. Var, ben de uydurayım. Dizeyim dizeyim olsun yani. Arsenal şampiyon Söyleyeyim. olacak. Önümüzdeki 30 yıl Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan dışında bir şampiyon daha çıkacak. Hadi bakalım. Helal 30 yıl sonra beni hatırlarsanız bu. <laughs> <laughs> 20 yıl sonra Alena Hanım'ı yakalar mıyız bilmiyorum ama yani bu çok kolay yalanlanabilecek bir şey. Birkaç sene sonra Galatasaray şampiyon olmayabilir. Seneye olmayabilir mesela. E ama evet 20 yıl üst üste yani. iddialı. 20 yıl üst üste Galatasaray şampiyon bak. Bak bir şey söyleyeceğim. 10 sene daha üst üste şampiyon olsun zaten bu ligin bir anlamı Şimdi kalmaz. Bu dünyaca yani. ünlü ve bir iddia koyduk. Ben dünyaca ünlü değilim. Tamam. Ve ben diyorum ki Galatasaray 20 yıl üst üste şampiyon olmayacak. <laughs> bakalım, bakalım hangimiz haklı çıkacağız. Bakalım hangimiz daha pisicik. <laughs> bu işleri ben çok seviyorum ya. Keşke zamanında bu işlere girseydik. <laughs> ee, Galatasaray'dan devam ediyorum ama tam hmm. da Galatasaray'dan devam etmiyorum Yok, aslında. Yok yarı Galatasaray. Simge Sağın. Aşkın olayım hanımefendi. Evet. Diyor ki ben çok fanatik Beşiktaşlıydım. Geçen seneden sonra artık değilim. Geçen yıl fanatikliğimi bir kenara bıraktım. Yaşadığım şey benim fanatikliğimin de üstüne çıktı. Ben olması gereken doğruyu uyguladım. Ve oraya Galatasaray şampiyonluk kutlamasını Hı -hı. E, kastediyor. Oraya gittim. İyi ki de gittim. Hı. Çünkü gerçekten yok sayılamayacak bir şey oldu orada. Orada artık benim ne fanatikliğim, ne başiktaşlığım kaldı. Benim sanatçılığım ağır bastı. Çok hoş ve keyifli bir gece geçirdim. Kibar hanımefendi işte. Evet. Futbol tayfası olsun paran... diyemiyor da. Evet. Sanatçılığım ağır Ama bastı diyor. Ama açıklamasının devamında şey diyor. Yani inanılmaz bir şey oldu Icardi ile diyor. Adam gol attıkça şarkım çalıyor. Şarkım çalındıkça bilinirliği arttı. Çok acayip bir şey yaşadık. Ama o değil. Mesela seneye, fenere şöyle iyi bir oyuncu gelse. Tamam. Kim olabilir şu an? Kim olabilir? Diyelim Royce. 36 yaş üstü kim var? Royce. <laughs> 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 tamam işte 36 yaş. Lewandowski. O, 33 Royce. 33, Lewandowski falan. Aha. Lewandowski Sana geldi. Fenerbahçe taraftarı da Simge Hanım'ın bir şarkısını marş yapsa. Başka A, bir olmaz artık. Sinirden olmaz. Başka biri S olması S lazım. Ben Fenerbahçe'liyim demeyecek tabii ki. Sanatçılığı mı arbastı diyecek? Sanatçılığı arbastı diyecek. Doğru söylüyorsun. Ee, şey hala unutamıyorum ama gerçekten. Ceko gelir gelmez şarkı yapmaya çalışmanız çok kötü. Biz ya. çok kötü şarkı seçiyoruz. Biz niye böyleyiz? Yani. Hayır bir de o kendi oluşması gereken bir şey ya bırakıyorsun bir iyi şekilde. Zorlayınca olmaz. Bir şey, zorlayınca olmaz yani. Kendi kendine olması lazım. Kendi kendine lazım. olması lazım. Ben burada bak şimdi yani Şaibeli olmasın ama inanılmaz bir gece geçirdim. Acayip keyifliydi. Orada ne oldu anlamadım. Birden Beşiktaşlılarım gitti. <laughs> <laughs> İkardi inanılmaz biri falan beyanlarıyla birlikte. Yani ne benim demek aklıma bir karpuz kabuğu düşüyor. Yalan yok. Şimdi Vanda Hanım da açık fikirli bir adam. <laughs> Bence yani neyse bir şey demeyelim. Demeyelim. Bir şey demeyelim. Ee, Bunun yani. üzerine biliyorsun zaten yakışıklı diye şarkı yaptı hemen. diye şarkı yaptı. Hatta dedi geldim. ki bu şarkı söylenecekse diye söylenmeli. Ben hayatımda daha yakışıklı bir futbolcu görmedim dedi. Ama Beşiktaşlı olduğu için de olabilir. Beşiktaş futbolcular ne Bak, kadar çirkin. Singi böyle 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 Icardi'yi dürtüyor tamam mı yandan. Vanda da deliriyor diyor ki bizim yiğittiğimiz video atacaksın diyor <laughs> Instagram'a. <laughs> İcardi'yi polise şikayet eden Fenerbahçe'li taraftar. Hiç beklemediğim bir pozisyonda gol atınca cinnet geçirdim. <gülüyor> <gülüyor> Karakolu arayıp şikayette bulundum. Bu ülkeden gitmesi lazım. Bu şey var ya... Karikatür. Yanlış. Git la bu mahalleden diye. Evet, tamam. Görsel istiyorum. Git la bu mahalleden. İcardi'yi İcardi, duydum. Fenerbahçe şey, taraftarı. Evet. Sopayla. İlk görsel olarak bunu rica ediyorum evet. sizlerden. Ee, yanlış yeri aramış. Ümit Özdağ arayabilirdi. <laughs> Belki. Şaka mı bir... o zaman zaten e, resmi bir şikayette bulunmasına gerek yok. Tabi. Bu gerek. yabancı diyecekti direkt. Yabancılık diyorsun. İsmail Kartal. Geldik mi Fenerbahçe'ye? Taraftardan Fenerbahçe'ye doğru geçtik. Helal. E, diyor ki... Rakibimiz Mayıslar bizimdir diyor. Onlara göstereceğiz Mayıslar kimindir. Bu Mayıs bizim olacak. Vuracağız kırpıcımız. <laughs> <laughs> Bu Mayıs bizim olacak. Onlar puan kaybedecek... Biz son 4 maçımızı kazanıp şampiyon olacağız. Bu ligin en iyi takımı biziz. Hmm. Buna inanmayan buraya gelmesin demiş. E, bugün antrenmanda kimse yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> sabah, sabah antrenmanında kimse gelmemiş. <laughs> Şaka yapıyoruz tabii ki. Tabii öyle ki öyle şey Herkes yap. inancı tam bir şekilde devam ediyor. Fakat şöyle bir bilgi geldi. İsmail Kartal futbolcularına Galatasaray maçlarını izlemeyi yasaklamış. Bunu Kuzey Kore'de yapıyor. Aynen. Onlar galaktik şampiyon oldu en İzle, son. Iz... Olimpiyatlarda biliyorsunuz. İzletmiyor olimpiyatları, şey izletmiyor için. Dünya Kupası'nı diyor ki biz şampiyon olduk. Aynen. Aynı, Aynı takım. En son diyor Çin'i 20-0 yendik, Belki Güney Kore'yi 50-0 yendik. Fenerbahçeli oyuncular şu an öndeler zannediyorlar. Ama siz bunu yapıyorsunuz. Bursa'ya da yapmıştınız. Ha, şampiyonu kutladınız falan. Bir de yani biz zaten önde deyince inanıyoruz. Ha. <laughs> bir de <laughs> şöyle bir şey çıktı geçen hafta. Galatasaray maçı izleyen Fenerbahçe futbolcular arasında tartışma çıktı, kavga çıktı. Biliyorsunuz bu haberi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Serdar Aziz Kerem Demirbay'ın geçen hafta ha. sonra aa ne güzel attı demiş. Ee, şey de Mert Hakan da hain <laughs> seni gidip falan gibi böyle üzerine yürümüş. Orada kavga etmişler. İkisi de böyle tripli story attılar seni sonra. Seni gidip <laughs> i̇şte, hain savundun savunmadım. Bir de ikisi de dememiştir öyle. İkisinin de Galatasaraylı olduğu konuşuluyor ya bu arada onların. Şey, bu arada, hangimiz daha az galatasaraylı şov yapıyorlar evet, hani içeride. Bu iyi bir şey mi? Yani bu ligin en iyi takımı biziz demek. Çünkü ikinci bitirirsen suçlu sensin yani o zaman. En iyi sensen. Yani ben şeyi anlamıyorum abi. Bak bunu çok samimi söylüyorum. Ee, Fenerbahçe paylaşımları çok düşüyor benim önüme. Bütün spor paylaşımlarını takip ediyorum. Zaten seni etiketliyorlar için. bir de. Etiketliyorlar da. Hayır Fenerbahçe taraftarların da yazıları çok düşüyor önüme. Şey çok fazla yazılıyor. İşte bilmem kaç maç kazanmış, puan rekoru kırmış, galibiyet rekoru kırmış takım nasıl ikinci bitirebilir? de diyorum. Oğlum öteki demek ki bir maç fazla kazanmış yani. Hani demek daha çok rekor kırmış olması lazım mantıken. Ki kırdı. Ki kırdı. Çok dandırda kıra kıra gidiyor hakikaten. Şey diyorlar. Belimiz tutmuyor sezon başında. Son 10 yıldaki puan sıralamasında Fenerbahçe çok önde nasıl olabilir hiç şampiyonluğu yok diyorlar. Futbol yemin ederim öyle çalışmıyor. Sezon sezon bakılıyor çocuklar. <laughs> Dört sezon önce iyi puan almışsınız. Öyle <laughs> yok. United'ın da bak son 13 sezonda bir şampiyonluğu mu var ya da hiç mi yok bilmiyorum. Hiç yok galiba. Ama en çok puan toplayan takımlar sırasında ya. bir ya birinci ya ikinci. Ya öyle olmaya da bilir bu arada. Onu öyle değil diyorlar. Hatırlamıyorum da. Önemli de değil. Yani senin 10 yılda topladığın puanın ne önemi olabilir ya? Galatasaray'ın e, 14 yıllık şampiyon olmadığı bir sezon var. Şey aralık var. Biliyorsan. Bu alanda... 3 büyükler evet. arasında rekor Galatasaray'da en uzun olamama Biz yak rekoru. Ya geçmedik mi onu? 15 On, olmadı Daha mi? sizin ona geliyor. Galatasaray ha, 14 yıl var. Doğru. O araya bakmışlar. Galatasaray total puanında ikinci orada da. Ama hiç olamamış. İşte. <laughs> Demek ki sezonluk bakılıyor gibi ben anladım buradan ama bilmiyorum. Futbol çok acayip spor. Valla kafayı yersiniz. Çok kural var. Bir offside var şimdi anlatsak <gülüyor> burada. <laughs> Hamit Altıntop diyor ki <laughs> Bu konuda mütevazı olamayacağım, benim Türk futboluna Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok arkadaşlar demiş. Bu açıklamanın her şeyinden önce bu cümleyi Hamit Altıntop'un kurabilmiş olmasına çok şaşkınım. Evet, değil mi? Çok o katmanlı bir cümle, cümle, yok cümle gibi cümle yani. normalde. Ama yok yok, Hamit Altıntop iyi konuşuyor ya. Ben izledim birkaç şeyini daha demecini daha bu hafta. Onun dışında cümleye gelirsek. Ya bu arada bunu mesela şimdi mesela bizim programı eleştirdiler. Türk futboluna yakışmıyorsunuz. Gidin falan dediler. Biz mi? Bize. Ha. Biz dedik ki atıyorum hadi böyle bir açıklama yaptık. Hamit Hatun'a bunu söyledi. Her şey gibi. dedik biz de. Ya bizim ihtiyacımız bizim yok. Sizin, ihtiyacımız. sizin ha. bize ihtiyacınız evet, var. Evet. hani Biz mizah yapıyorduk. Başka şeyden mizah yaparız. Değil mi? Gittik. Gittik. Bunu biz söyleyebiliriz bu anlamda. Evet. Ki yalan. Bizim Türk futboluna daha çok ihtiyacımız var. Doğru. Biz, biz çok seviyoruz. Biz Şenol Güneş bizim ekmeğimiz suyumuz. Mesela ama milli takımlar sorumlusunun bunu söylemiyor olması lazım sanki. Bence. Türk futbolu bu yine ne? bu yine benim fikrim. Benim buraya bir ihtiyacım yok ya. Ben ne var ben normalde sizinle uğraşmam. Çok ayıp bu ya. Yani bunu söyleyip istifa etti gibi bir açıklama takip ediyor olması lazım arkasından. Bizim de sana, bizim de sana Ama bence Hamit şeye güveniyor abi. Yarın öbür gün tepki çekerse şey diyecek. Yo ikizim söylemiş. <laughs> o ben değilim ya. Halil, Tal Halil. söyle. Aa hiç Halil hmm, <laughs> yakışıyor mu sana bak Hamit Kendini Hamit gibi. <gülüyor> <tarık>. <gülüyor> Pardon şey şeytani ikizim yazmış. Bir açıklama daha federasyonda. Bu gerçek mi ben bu açıklamayı duymadım? Yemin ederim gerçek. <laughs> Mehmet büyük ekşi. Ben istenmediğim yerde durmam. Tamam kardeşim. <laughs> Hadi artık. Hadi hadi abicim ya. Daha nasıl söyleyelim ya sana? Ya evet istenmedi yani inanmıyor. İnanmıyor. Ha, istiyorsunuz. İstiyorsunuz. Sizin sizde. Tamam ya <laughs> hani ya bu şey gibi hakikaten. Böyle birinden ayrılmaya çalışırsın da oğlum şey diye. Ayrıl yani o bir türlü inanmaz ya bittiğine. Şey der. Ya senin kafan karışık. Sen de beni seviyorsun. Kıza bir ara verelim. Ara verelim falan filan. Yani mesela şey diyebilir mesela yakında. Ben federasyon başkanını bırakmayayım da. Ha. Mesela Üç ay yapmayayım tamam. Yazın yapmayayım. Ya, Aa, tamam, değilim bak. Değilim. değilim. Bir kafamız da alsın ya. Bir kaş yapalım. Ya adam'a dedik. Adam'a dediler çıkartacak. ki 130-140 tane imza toplandı. Hmm. Resmi sayfadan açıklama yaptılar. Yo 130 değil 90 diye. Allah Allah. Yani 90 az mı? Yeterince e, istenmediğini inanmadın mı o kadar cümleyle hmm. ama imzayla. Buradan geçiyorum. Ee... Sen istenmediğin yerde durur musun? Nerede istenmesen mesela? Mesela bir YouTube kanalı. Durma. Hmm. Durma. Durmadık da. Kardeşim durmadık. İstendiğimiz yere geldik. Bizim ihtiyacımız olduğu kadar andırdık. Underdog... Andırdık. <laughs> Bizim bize... bakın buraya ihtiyacımız yok. Bir şey değil mi var? <laughs> var mı <bu> arada? <laughs> Biz istendiğimiz yerde dururuz, istemediğimiz yerde de bir bakarız yani. Zor bir düşünürüz, konuşuruz onu. Selamlar andırdık. <laughs> ee, Aykut Kocaman diyor ki Şampiyonlar Ligi'nde Alman finali olacak gibi duruyor. Ne diyorsun Turgut? Yok. Paris Saint-Germain eler. mi? Paris Saint-Germain eler mi? Bana da eler gibi geliyor. Ama Dortmund'u da şimdi boşa atamıyorum. Atamıyorsun. Ben ilk başta fark olacak dedim. Yendiler işte. Evet. Ama ah, Almanya'da yendiler değil mi? Direktler Almanya'da yendiler. Ha bu arada da Saint-Germain diğer deplasman oyununu daha iyi oynuyor. Gördük İspanya'da da. Yine de ikisinin de e, favori değilken ikisinin de çıkması bana biraz zor geliyor. Nasıl ikisi çıkamaz oğlum? Biri çıkacak zaten. Hayır. Ha hem, Alman hem Büyükleri Bayern denemez. hem Dortmund'un ikisinin birden aynı anda çıkması bana zor Peki, geliyor. Peki Bayern'in şansını nasıl görüyorsun? Bu tarz çok. 2-2 ilk maç. Kara fatma gibi onlar. O ne demek? Aman böceği gibi mi? Hı. Hmm, ne fark Kara... eder aynı şey. Aynı şey mi? Biri yerelleştirilmiş gibi. Ya, ölmüyor. Hı. Hmm. Yani bunlar bitti artık diyorsun. Ya bu hani hoca bulamıyor rahat yine şampiyonlar Ligi'ne yarı final. Hani en yürü en yürü kötü final, sezonu. Şu haliyle ya 2-2 bitti, şansa bitti iki. iki. Biraz evet yani Real çok ölümcül oynadı diyeyim. Hani hiç e, hata yapmadılar. Yani girdiklerini attılar. Yani şuradan çık mesela Bayern'in çıkma ihtimalini biraz şey görüyorum. İspanya'da gidip Bayern çıkabilir mi? Bence de çık. Bence hala otur ortada. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. 51'e 49 rahat e, yok. Vazgeçtim. 55'e 45 Real diyorum ben. Çünkü Bernabeu başka bir şey orası da yani. Ee, 55'e 49 diyor. Şey 45 diyor. Pokemon e Turgut 49. konuşuyor. Pokemon Turgut. Bence Bayern Bayan çıkacak. Bayan çıkacak diyorsun. Diğer tarafta da Saint Germain. Saint -Germain çıkacak. Aynı finali yaşayacak mıyız 2-3 sene önceki? Öyle mi olmuştu? Bayan e, Saint Germain finali oldu. Koman attı. 1-0 bitti. Bana öyle geliyor yani. Yani salla dur da olacak. Peki olası finallerden. Real hmm. Dortmund. 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 He. He. Real Dortmund finali. Dortmund'un olduğu her final çok güzel geçecek olsa bile isim olarak yani normalde izletecek insanları bir yüzde kırk düşürür. O finali. Eh, bilemem. Ben bir Alman, bir İngiliz İng şey takımı İspanyol takımı final oynasa. Belki Dortmund Bayern Dortmund olursa. Dortmund'un seyircisi sence Saint Germain'den az mı? Bence değil, çok. Değil. Ama Bence global anlamda. Bence yine izletir. Ee, ben Saint Germain'den daha çok izleteceğini düşünüyorum hatta. Hayır. E, kupaya kimin uzanacağını düşünüyorsun buradan? Ben bir şey diyeyim mi? Ben Bayern alacak diyorum. Bayern alacak diyorsun. Ve biz o bayarını iki maçta da rezil ettik. İkisinde de yenildik. Ama çok haksızdı. e şey, oğlum ben şimdi bolimiz, aynı şeyde 4-2 olan maça baktıktan sonra Fener olarak şu Olympiakos'a yaptıklarımız. Siz Olympiakos'u çok rahat ederdiniz ama maalesef ki kara gümrük maçı vardı. <gülüyor> <Hatta>. <gülüyor> 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 Üzgünüm arkadaşlar. Çok daha önemli bir kara gümrük maçı olduğu için e, maalesef rotasyon, yapmak zorunda kaldık. Perişan eder misiniz bu arada? Aston Villa'da yani bilmiyorum ya Emery ciddiye almadı. Hani biz bunları burada sokarız dedi. Sanki Emery bizim maça bakıp şey demiş olabilir. Hmm. Biz bunları gözü kapalı yarım göz demiş gibi yani. Ama Olympiakos şaşırttı orada yani. Ya bize iki maçta yaptığı hücumdan fazlasını yaptı. İyi iyi hücum ettiler ama bir yandan da şeyin de etkisi var. Hani maç 2-2'ye geldikten sonra Aston Villa alabilirdi. Tabii. Douglas Lewis denen vatan haini. Sen niye ya dedin öyle? niye? neden? iyi değil mi dakikası hayır oğlum hem penaltı yaptırdı hem penaltıyı kaçırdı evet doğru diyorsun İnanılmaz bir e, aymazlık yani peki çok e, fit futbol konuştuk 45 saniye aynen. geçtik şöyle bir olay oldu Hollanda liginde Hollanda bir alt liginde bunu bana hatırlat Eredivisye'ye yükselme maçı gibi gözüken bir maç e, Roda e, kazandı maçını ve kazandıktan sonra puan farkı 4'e çıkıyordu Groningen'le çünkü Groningen o dakikalarda mağluptu. 90 artı 5'te Groningen beraberlik golünü atınca e, maç son haftaya kaldı. Yani daha doğrusu şöyle e, puan yine 3 puana indi ve Roda üst lige yükselememiş oldu. Taraftarlar bu sırada sahaya girmiş Roda'da kutluyorlar. Çünkü diyor 2-1 zannediyorlar ama 2-2 olmuş. Şeyden Groningen'den gol haberi var 2-2 olmuş falan der. Aaa Vietnam falan. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz yanlış bir kutlama yapılmış 2-2 durumunda <laughs> Bize sorsaydınız biz anlatırdık Yapmayın Emin olacaksınız önce Ve şu an şöyle bir maç varmış son hafta Groningen-Roda Groningen'in sahasında Groningen 3 puan geride Öf tam ben mev bahiste oran vermelik maç İnanılmaz bir maç Hatta izlenmelik de bir maç bence Hollanda'dan devam edelim Erik Ten Hag Gerçi <laughs> bu biraz Premier Lig'e de geçmiş Derver. oluyoruz buradan ama Erik Ten Hag'la ilgili Bayern Münih. Hani. Bayern, o zaten Bayern listesindeymiş yeni hoca olarak. Oğlum kimse istemiyor Bayern Münih'i. Evet. Yani Erik Ten olmasın bir sonraki İsmail Kartal. Müslüman mı arıyorlar ki? O bilmiyorum. O takımda çok Müslüman hmm. vardı bir Kim var lan? Mane, Mane. vardı. Mane, Mane vardı. Gitti. Müslüman diye gönderdiler onu. Muhtemelen. Bira içmiyor diye gönderdiler. Bu arada gerçek. Onların bir tane e, sezon başı ritüeli var. Herkesin ağzına zorla bira veriyorlar. Mane dedi ki ben içmem. Ne hmm. demek içmem? Fotoğrafta da Elinde ayrı, bira... ayrı duruyor. Ha. Ha. Tenak diyor ki sanıyorum ki önümüzdeki yılda Manchester United'ın menajeri olacağım. Açıklama biraz şey diyor ki of, galiba yine galiba yine Manchester'a kaldım. Bayağı <laughs> bir şey olmayacak gibi. Yani hep şey diyoruz Manchester United bunu niye göndermiyor diyoruz ya tam tersi de olabilir. yani evet. Erik Tenak da istemiyor. Galiba. İstemiyor olabilir yani abi kendi istifa etmek istemiyor muhtemelen tazminat istiyor göndersinler diye uğraşıyor güzel, güzel o da olabilir. Tazminat vardır orada. Peki United sürekli açıklama yapıyor şey diyor hala. Çok transfer yapacağız. Harika olacağız diyor. Çok transfer hiçbir zaman harika olmuyor bu arada. Yani. Ondan sonra diyor ki yine şampiyon olamayacağız ama. Gerçekten hmm. bunu dedi. Bunu konuştuk mu biz burada? Sonraki evet. bölümde hatırlamıyorum. Önümüzdeki Önümüzdeki yılda şampiyon olmayacağız dedi. Ya olmayacaklar. Ama ben ya, söyleyebilirim. Bu arada doğru, realistik ve gerçekçi. Aynı şey söyledim hmm. zaten e, farklı kelimelerle. Evet. E, bir de İspanyolcasını söyle <laughs> <laughs> Ama yine de böyle söylemesen mi? Realistiko falan. Realistiktim. <laughs> United'dan eski bir United topçusunun da formasını giydiği... Hetafe. Ama böyle bağlayamazsın. Bağladım bile. Hetafe'ye geçiyorum. Hetafe anneler günü için sahaya e, futbolcular normalde küçük çocuklarla çıkıyorlar. Anneleriyle çıkmışlar. Yap şakanı. Sizce <laughs> bir kadın düşmanı, e, ırz düşmanı, darpçı, ırzcı, greenwood'un olduğu yerde... <laughs> Hepimizin annelerimizi getirmemiz o sahaya mantıklı mı? Sayın Hetafe. Ha? Zaten. Greenwood peki kendi annesiyle mi çıkmış? Bir takım arkadaşı. Başkasından. <laughs> İspanya Ligi'nden devam edelim. Ancelotti Genç oyunculara süre vermek için değil maç kazanmak için Real Madrid'deyim diyor. Adam gerçekten nefret etti artık ya. Arda'dan Arda mı? Güler. Türklerden falan tiksindi bu arada. Yani İspanyol basını soruyor, Türkler hı. soruyor, tweet atılıyor. İspanyol basınının sormasının bir nedeni de bildiğimiz gibi. Türk gibi, etkileşimi. Hem Türk etkileşimi hem de hakikaten bu çocuk Barcelona ile yarışarak alındı ya. Tabii. Bir anlamda. Ama yani daralırsın. Sürekli Arda Güler, Arda Güler, Arda Güler. Mesela biz de burada video çekiyoruz. Hı, hı. Bize buranın yönetimi de diyor ki her video Arda Güler değil. Inde değil diyor. Biz Etkileşimi de diyor. Arda mesela. Güler. Arda Güler. Ee, oynayamaz gibi ya. Real'in yani şu anda bu kadar az süre alıyorsa seneye işte Endrikler, Mbappeler geldiğinde ki belki başka, Daha tarzı başka tarzı tarzı yapılabilir, yerde yapılabilir. Belli değil. Ee, çok zor. Çok zor. Maalesef ben bir an önce kiralanması yolundayım. Peki şunu söyleyeyim sana. Barcelona'ya gitmiş olsaydı oynar mıydı? Bunun cevabını Çavi verdi. Neydi? bizde olsaydı oynardı dedi. Hmm. Birebir de direkt söyledi bunu yani. Peki aynı mantıkla Victor Roque'yi niye oynatmıyor? E, ee, aynı pozisyon. Bu arada Victor Roque'de Benzer bir pozisyon. Real Madrid'de olsa oynardı. Öyle mi? E, Forvet ihtiyacı var. Joselu e, Rocky şarlatanı ama, oynuyor. Roque ama onların aradığı tip bir forvet değil. O Endri da, o da e çok yakın ol. Endri, Endik de bakalım oynayacak mı gelince. Göreceğiz. E, ee, geçtik biraz. İngiltere'den bir beyanla kapatalım ama ha Arda'nın Arda var Arda devamı varmış. Real Madrid bana Modric'in varisi olacağımı söyledi demiş. Vallahi onu da uyguluyorlar. Modric de oynamıyor <laughs> bu sezon. Arda da diyorlar ki Arda sen de bak Modric'in varisisin sen de oynamayacaksın. Arda. Ama bu arada şey çok acımasız ya. Haklı haksızı geçtim. Modric artık dayanmış 40 yaşına. Evet. Şampiyon artık garanti. Goller atılmış. Modric hala 90'da koyuyor. 90 90'da Oynadı Arda'yı, Ardayı 65'te çıkardı. Bu bir, bunlar artık mesaj ya. Mesaj. Ee, bir yandan da sen söyledin. Arda çok kötü oynadı dedin. Ya çok kötü yine biraz tabi abartarak söylüyorum çok, ama. Yani güzel hareketler yaptı da zorluyor. Çok zorluyor. Ama zorlaması da biraz tabii mentaliyle alakalı. Hani sen de bu kadar az fırsat bulsan sen de zorlarsın bir şeyleri ekstra yapmak Ben miyim? Yürgen Klopp. Perşembe, pazar, çarşamba, cumartesi. Anasını satsın yerinde. <laughs> Her hafta 12.30'da bize maç fikstürü ayarlıyorlar. Bu bir suçtur demiş. Ben polis. Bence, bence bu tonlamayla <laughs> söylemiş. İmdat evet. polis Emdat demiş. Ya adam bu yüzden bıraktı hocaları belki Yeter artık. Gerçekten tükendi. Ya bir yandan da çok çabuk havlu attı mental olarak bu sene. Bu sene çok gitmeyi koymuş belli kafasına. Yarıştan da bizi erken kopardı. Totlumu da yendiniz. Bu zaten yani, bu ara totlumu totlum yenmeyen. ya. Totlumu yenmek ne ki yani? Dört maçlı yani ama böyle demeyelim. Tottenham ne olur bir direniş. Arsenal'in şampiyonluğu için son şans. City ile maç var haftaya da. Kimi şampiyon olacak gibi görüyorsun? City. Ben de. Ben ne Tottenham'a ne herhangi bir takıma takılacaklarını düşünmüyorum artık. Çünkü başka bir hedef de kalmadı önlerinde. Yani bir Tottenham bir West Ham var. West Ham şaka. West Ham'a yine kim 5 attı? 4 mu attı? 5 mi attı? Chelsea. Chelsea 5 attı. Baskın var West Ham mıydı? Aa, Wolverhampton'dı. Wolverhampton'dı. Hmm. Yani baskın var. Anlatın mı? Chelsea'nin 5 attığı West Ham'a City hiç acımaz gibi geliyor bana. Acımaz. Ee, Tottenham'da da hiçbir şey yok. Ee, evet. E, biraz futbolu kapattık. Gibi. Allah Allah. Son 4 beğeniş hiçbiri futbol değil. Şaşırtıcısın. Çok güzel beyanlarımız var orada da. Bir zippo bulsam da. <laughs> sanatçığım sigarasını yaktığı beyanlardı bunlar. Sarunas, Yasikevicius. Maç sonunda yaşanılanlardan do dolayı Euroleague ve Monaco'dan özür dilerim. Fenerbahçe bu değil demiş. Ben şimdi İsmail olacağım. Tam olarak bu. Bunu demek için aldım. <laughs> yani bunu demek için aldım. Ee, Yasikeviçus. Kusura bakma kardeşim sana nasıl anlattılar bilmiyorum ama Fenerbahçe tam olarak bu. <laughs> ya bu arada. Oğlum ben hayatımda bu kadar sürreel bir sahne görmedim. Ee, başkanınızın oğlu rakip takım oyuncusunu el kol hareket tahrik ediyor. Kavga çıkacak. Fenerbahçe'nin maskotu civciv. Başkanın oğlunu sakinleştiriyor. Dur abi yapma falan evet. diyor. Civciv ayırıyor kavgayı. Civ, Kavga ayıran yandı. bir civciv var orada gerçekten. Evet. İnanılmaz. Peki. E, şuna ne diyorsun? Ben şimdi bu olayı beyandan öğrendim. Sonra açıp araştırdım baktım. Hakikaten öyle olmuş. Siz. Hı. Sahanızda. Hı. Mağlup olduktan sonra. Hı hı. Karşı takımın. Hı hı. Sevinmesine dayanamayıp. Hı hı. Sahaya mı daldınız? Evet. <laughs> Kimse de demiyor ki aga biz ne yapıyoruz? Aga biz yani, ne yapıyoruz? Biz aynısını yaşadık. Ali Koç'un oğlu Trabzon'da diyen olmadı mı hiç? Ali Koç'un oğlu. Hı hı. E, ya şimdi Ali Koç muhtemelen evladı diye hı -hı. bu çocuğu savunacaktır. Tabii. Arkasında duracaktır. Evli, ama yani ama yani her baba hı -hı. oğlunun arkasında durmak zorunda değil. Bak mesela Tywin Lannister. Evet. Hangi oğlunun ama? Bir tanesinin arkasında durdu. Ama diğerini diyor ki sen sen benim soyadıma yakışmazsın diyor evet. Lannister soyadına. Doğru. Şimdi evet. koç soyadı Lannister'dan daha düşük bir soyad mı? Dönem olarak tabi bilemeyiz bunu şimdi karşılaştırmak. Büyük. Şimdi ben olsam hı hı. Ali Koç'un yerine. Şimdi dünyayı derim orada 7 aile yönetiyordu. Derim ki civcive. Evet. Bir dahakine ayırma. Ha. Bırak dövüşsünler. Trial by combat. Trial by combat olsun. Bir de karşı tarafta basketbolcu. Tabi. Yukarıdan yukarıdan vururlar. Bakalım ne olacak, bir görelim. Antipatik bir çocuk. Çok. Bir de yani çok küfür etmiş falan böyle. Çok küfür ediyor gördüm. Küçücük çocuk neyine güveniyorsun diyeceğim. Acaba neyine güveniyor ya? <laughs> babam Babam var ya, siz evinizden aldıracak. Mona koyacak hepinizin. <laughs> He, bu arada şeyi de geçtim. Hmm. Olayın tamamı saçmalık. Trabzon maçı yaşamışsın. Taraftarın evet. bütün argümanı. Sahaya inersen döverler tabii. Evet evet. Yani. <laughs> Delireceğim. Sahaya inersen tabii ki orada kendisini savunacak oyuncu dediniz. Burada da... Bütün bunların hepsi zaten olayına kadar saçma olduğunu ortaya koyuyor. Bir de abi son maç Monaco'da niye yapıyorsun bunu? Şimdi biz orada... Senar... Hayır bence öyle bir şey olmaz. Monaco'lar yapma. Monaco çok e, kültürel açıdan... <laughs> Herhalde iyi bir yerdir. Bir bakıyorsun orada şey çalıyorlar. Uy! <laughs> Monaco'ya bir gidiyorsun aynı maskeli <laughs> <laughs> Allah aşkına Monaco'lu bir izleyemez. <laughs> Bunu iletebilir mi? Fransızca çevirebilir miyiz burayı? Fransızca altyazı. Ee, şey, Hı -hı. Ha, Trabzon maçında mı yapmış rakip tribünler? O sayı Samuel diye baş söylemişler. E, Samsunlular yapmışlar. Samsunlular, o sayı Samuel diye. Ha. Şimdi bunlar da Olabilir. Fener maçında. Yani inanılmaz ee, olaylar oluyor. Ben gerçekten en şaşırdığım şey civcivin bu kadar olaya müdahil olması. Yellow. Yellow mu adı? Yellow. Yellow. <laughs> <laughs> Öyle değil. işte ne kadar güzel. Sarı. Kanarya değil mi o? Ama şey bir Yok, kanarya. Yok. Bülbül. Ee, Güçlü. Agresif bir kanarya. Bizim agresif kanarya stat'taydı. Hatırlıyor o musun? Güçlü agresif kanarya. Balonumuz vardı bizim. Hmm. Yani bak buraya görseli gelsin. Aşırı sinirli kanarya vardı. Böyle duruyordu. Evet hatırladım. Hani Bir de şey kanaryanız var ya sizin saldırmak zorunda mıyım? <laughs> Buradan bir şey daha söyleyeyim. Bunu kendi aramızda biz kaç haftadır konuşuyoruz. Eczacıbaşı maçına gitmiştik. Soykan ben Ethem falan. Eczacıbaşı'nın maskotu Kaplan. Bir insan aldığı parayı 2 gram hak eder. 10 dakikada bir sigaraya çıktın. <laughs> Böyle maskotluk olmaz olsun. O turu da sen kaybettirdin o takıma. O finali. <laughs> ya biz tribünde coşmaya çalışıyoruz. Elimizde kartonlar. Ses Acaba... yapıyoruz bir şey yapıyoruz. Bir bakıyorsun maskot taraftar gelmesine alışık değildi de. Gitmiş kaplan. Kaplan var bir tane. Turuncu kaplan. Değil mi? Ya. Şeydeki gibi. Winnie the Pooh'taki Tiger gibi. Tiger gibi. O da dünyanın en yaratıcısından uzak Ezzacı ismi. Eczacı başının, başının e, kaplanla ne ilgisi var yani? Niye kaplan? Eza yani cıbaşı. Sarı siyah yani ya, kaplan deseni gibi herhalde düşünüldü o. Şey sarı siyah diyorum turuncu siyah. Şöyle aşırı kaslı bir vermidon. <laughs> şey değil mi böyle tribünlerde olay çıktı sakinleştiriyor böyle majesik. <laughs> şey atıyorlar ya <laughs> e, Amerika'da e, silahlı tişört atıyorlar. Bu da herkese böyle <laughs> pf, şey Avlan <laughs> <laughs> Neydi? Ee, şey Pasiflora atıyor değil mi? <laughs> Tribünleri sakinleştirmek için. Sprem 20 miligram. Pat pat pat. Evet. Bak basketboldan devam. Lonza Ball. Bilir misin? Bilirim. Sözleşmesindeki opsiyonu kullanmış. Bir yıl daha uzatma hakkı varmış. 21.4 milyon dolara... Bir yıl daha uzatmış. 21.4 milyon dolar alacak bu senet. Su o kadar. Lonzo Ball ağ edin? ağzımda büyür. Lale oldu evet. Fakat şöyle bir bilgi: Lonzo Ball yaklaşık 2 yıldır sakat ve en son Ocak 2022'de maça çıkmış. Şimdi hmm. bu cümleyi kurduğum için ben de çok şaşkınım ama 21.4 milyon NBA için hiçbir şey. Yani çok bizim düşük için, bir bizim kontrat. Için büyük bir para. <laughs> bizim için büyük bir para. Bir şey ama şu an mesela Lonzo Ball bu kontratı da aldı. Sakat. Bir daha yani oynarsa tabii ki dönebilir bir takıma gidebilir ama dönemedi diyelim. Kontratı kaç yıllıktı bu çocuğun? 3 mü Uzatma beş aldıysa bu son bitiyordur. Ya son bitiyordur da hayır bundan sonra atıyorum gidemedi bir yere Bilemez sakatlıktan bir yere. dolayı. Belki döner sakatlıktan Hı. bilmiyoruz da. Ee, bu kontrat 3 artı 1 miydi? 4 artı 1 mi? Neyse. Neydi? Yıllık ortalama. 80-100 milyon. 20 milyondan bu çocuk bir 100 milyon koydu kenara. Evet doğru. Sponsorluk anlaşmaları da vardır. Ayakkabısı tamam. bilmem ne şu gibi. 100-150 milyon doları koydu kenara. Hmm. Bu saatten sonra çalışsa ne olur çalışmasa ne olur, olur zaten oğlum. Zaten bunların aileden zengin bunlar. Bunun öyle mi? Bollar öyle hani. mi? Zaten soyadı Kesinlikle. bol. <laughs> Tabii. Hani, bunun kardeşi oluyor? de NBA'de biliyorsun. Lame Lamelo. Hatta bir kardeşleri daha var. Öyle mi? Ee, bol şey... bol yapmışlar. Ama bu arada... Hmm bu sözleşmelerin yani bu oyuncuların bu hakkı ben anlıyorum. Bol, bol dolayı, diye de bir oyuncu var. Bol bol da var. Yani, ne, ne biçim iş ya evet. Çünkü bunun diğer tarafında da NBA'de oyuncular köle. Evet, Teknik olarak. Yani imzayı atıyorsun. Ben bundan sonra bu takımın propertiesiyim diyorsun. Evet. Ee, başım, taşınmazıyım taşınmaz, diyorsun. Taşınır. Yani mesela gece uyanıyorsun. Sabah diyorsun ki aa Sacramento. Hmm. Yani senin söz hakkın bile yok. Tabii bir gecede seni bir yere takaslıyorlar. O söz yüzden bunun bir şeyi de sakatsan da uzatırım kardeşim. O parayı vereceksin. Tabii. Ben senin malınsam eğer. Öyle. Bu işler böyle. Keşke bir yeteneğimiz olsaydı da Yine iki z sene bir yerde çalışıp sonra sakatlansaydım Oğlum, ya. Bu kadar ya senin bu beyanlarda hayalini kurman gereken yer Lanzo değil Pokemon abla. Değil mi? Oraya odaklan. Evet hayır ben şeyi istiyorum mesela biz Diojen'le Underdog 4 hmm. yıl sözleşme imzaladık. 20 milyon dolar. Sonra ben sesimi kaybetmişim. <laughs> Yine de uzatıyorsun. Yine ha. de uzatıyoruz. Ben yapmıyorum ama diyeceğim. Çok iyi. Sesimi de kaybetme umarım da yani 20 milyon az. Paula Costa MMA dövüşçüsüymüş kendisi. Allah Allah. Ee, i̇nsanlar da çok sempatik. Erkek mi? Erkek. Sempatik yaklaşıyorlarmış kendisine. Çünkü çok saygılı. Bütün stafflara selam veriyormuş. Bütün işte oradaki çalışanlara, ring kızlarına falan ellerini sıkıyormuş tek tek. Çok kibar olduğundan dem vuruyorlar. Kendisi şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki insanlar ring kızlarına kibarlıktan selam verdiğimi düşünüyorlar. Halbuki göğüsleri sallansın diye ellerini sıkıyorum demiyor. Püh Allah'ın rızı düşmanı. Bu arada normal sıkmaya sallanmaz. Ya böyle yapıyor. Böyle yapıyor demek. Böyle, böyle demek. Böyle. Çalkalıyor kızı. Nasılsın ya? Ne yaptı? <laughs> Emmi gibi sıkıyor böyle değil mi? Ver yani hani kurban pazarlığı gibi yapıyor böyle. Oo. Oh. Oh. Oh, hadi bakalım. Pü. Benim niye aklıma gelmedi? <gülüyor> <gülüyor> Beni de mesela insanlar çok sıcak kanlı biri olarak düşünüyor. Aslında. Abi ki ben sarılıp göğüs ölçüsü alıyorum. 95C falan <laughs> böyle. Anlayabilir misin? Eee yani şunu anlarsın 70 kapı 80, 80 90. Kapı anlamak zor. Kapı anlamak da hani bikini'li görsem anlarım. Der misin? Bu double değil. Hayır ya şey işte ya şey, şeyi diyebilirim mesela tertemiz bir B'si var bunun veya işte A yok A falan. Kadınlara böyle baktığın zaman kategorize mi edersin? Hayır baktığım zaman değil. <laughs> yani bana sorulursa söylerim. Mesela aa, bikiniyle sen, sahilde oturuyorsun. Sen anlayamazsın. A B Bunda de sen anlayamaz mısın? Ben misin? anlarım. Şeyden de anlarım. Ee, hani üzerine oturan bir bluz veya tişört veya arı e, neyse artık işte o. Hı hı. Zaten konumuz e, triko. o. Neyse ondan da anlarsın. Ha bazı sütyenler var çok desteği çok kafa karıştırıyor. O zaman anlayamazsın. O da. zaman anlayamıyorsun. Yani e... sana menbaş uzmanı diyecekmiş. Çok hayal kırıklığına uğramam öyle söyleyeyim. Hani Ajetlik. Yani D heh. dedin? Evet. B çıkmaz. Yok, C çıkar. Bu nasıl bir sürpriz? Hani C dedim. iyi bir C gibi düşündüm. Sarkmış bir C çıkar. Hani oralarda yanılabilirsin. Onlar artık hata payıdır. O olur. Sarkmış bir C'ye C eksi diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> ya da işte bazı B'ler var. Bazı gençler bazı B'leri <laughs> hakikaten C gibi, bazı gibi gösteriyor. Bazı B'leri. Evet. Bu şey gibi oldu. Bazı çiçekler bazı <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkına benim buraya böyle siyah beyaz bu e, şeyin Ersun Yalı yapıyorlar böyle set edit. Böyle hani bazı çiçekler bazı bana da böyle bazı beyler bazı isteyenler bazı beyleri C gibi gösteriyor. Böyle altı benim adım. Lütfen. 50 cent yani 16 lira mı? <laughs> Koç oldu bu. Hakikaten bir şey, öyle bir şey 16 oldu. 16 lira oldu. Diyor ki sokak kavgasında Conor McGregor'u yerim. Adam 70 kilo. Yani resmen biz şaka olsun diye yazmışız gibi. Değil mi? Cümlesi cümlesine. 70 kilosuna kadar. 70 kilo diyor adam. Yani 70 kiloluk adamdan dayak yememin sonucunu görmüştük biz. ha Bizim Türkiye'de oldu böyle oldu, bir kavga oldu. oldu. Biraz bu arada o kavga da şeydi sakır da başladı yani, yani biraz şunu da söyleyeyim. haksız başladı. Ama yani sokakta Conor McGregor ile 50 cent karşı karşıya gelse daha 50 cent adım atmadan ölür. Öyle mi diyorsun? Bir kere sen dedesin artık. Evet. Bu bir. Prime'ında da Conor McGregor senin ağzını götüne sokar. Yani bana da öyle geliyor. Oğlum bu adam profesyonel dövüşçü manyak evet. mısın? Yani kendinize gelin. 50 cent ne ki yani? 50 cent profesyonel bir pimp. Silahı var. Ha, vurabilir. Vurabilir. Vurabilir evet yani. <laughs> Olabilir. Peki efendim. Tarih Peki, yazar. Efendim kapattık. <laughs> tarih yazardı bu sefer yakın tarihten bir şey aldım. Çok yeni bir olay ama ben bu olayın hakikaten tarihe geçmesini umut ederek. Yani ben beyanı okudum. Yani. Punchline'ı yok öncelikle. Ben dedim ki herhalde İsmail kendi punchline'ıyla geldi. Hmm. ya Bu arada komik ama. Estudiantes de La Plata. Evet, bir Arjantin kulübü. Ee, çok iyi bir sezon geçiren orta sahanın yıldız siyahi futbolcusu. Evet. Edwin Ketre. Hı hı. Yani arada u var, bilerek öyle okudum. Edwin. Edwin. TV muhabir diyor ki, La Plata'nın Kevin de Bruyne'si sen misin? Kevin evet. de Bruyne'ü sen misin? O da diyor ki, hayır. Ben o olmak için fazla beyazım. Ne demek istiyor acaba? yani ironi yapmış gibi anlıyoruz gülüyor. Çok. Ve gülüyor. Hı hı. Ardından ben kendimi biraz yakmışım. Hı. Diyor yani hafif ben, burned hafif, mi? Burn diyor. diyor. Burn, burn, burn diyor. Muhabir bu kez kendine hangi lakabı uygun görüyorsun dediğinde de diyor ki Kevin de brownie. <laughs> <laughs> ben Kevin, Kevin de brownie'yim diyor. <laughs> Bir hafta sonra Boca maçında e, Estudiantes Catherine'in fotoğrafını Kevin De Bruyne notu ile paylaşıyor. Baya gözü kalple emoji koymuşlar. Kevin De Bruyne diye böyle. Bu arada çok güzel bir e, lakap bence. Yani siyahi, Kevin De Bruyne değil mi? Eğer Kevin hmm. De Kevin de Bruyne gibi bir oyuncu ise 10 numaraysa ve siyahi ise Kevin De Bruyne takımı bayağı taşıyormuş anladığım kadarıyla. Bunun ee, gibi başka ne olabilir? Ya çok var. Ee, Mesela siyahi bir hı hı. uzun boylu defans oyuncusu. Niklas Sufle. Hmm. Mesela. Güzel, güzel. Helal. Yap yaptın. <laughs> bu bu şey. Şey, bunun gibi ben genelde böyle e, kilolu arkadaşların görüyorsundur Kiloluları e, görüyorum. Kilolu arkadaşların futbol oynadığı bazı videolar düşünüyorum. Aa şey gördün mü? Ne? Şakanı böldüm. Tam ortaya koyuyorum. Dördüncü Lig'de oynayan Max Kruze'yi Aa gördüm çok kötü. Böyle ol. göt köpek birbirine girmiş. tamam evet. işte. Anlayamadım mesela onun B kap mı C kap mı? <laughs> <laughs> Samir nasırlıyor öyleydi bir ara evet. Doblo gibi olmuştu. Bizim Şinaydar öyle olmuştu. Ama o bırakınca. bırakınca olmuştu. Max Cruze ben bu şeyi Hakikaten anlamadım. Max Cruze olmuş. Yani. Evet tamam yani. Tam e İlkler diyor. Ya abi ben bu futbol aşkını anlamıyorum bu arada. Ya yani... Bu adam kumarbaz değil miydi? Kolak şık diyor ama para kazanmaya çalışıyor. Dördüncülükte ne para kazanıyor olabilir ya? Oğlum ne yapsın? Dönerci Ruiz'a da öyleydi. Beşincilikte oynuyordu en son. Ya evet. bırak artık ha, ya. Dönerci maçsız dediğim bu arada Podolski açtı mesela açtı. bırakıp. Kaç? Kırk tane mi ne dönercisi varmış Almanya'da? O parayı koydu. E, bu arada e, hikaye şöyle bitiyor. Estudiantes, e, Ketre'nin e, yıldızlaştığı bu sezonun sonunda tarihinde ilk kez Arjantin Ligi şampiyonu olmuş. Tebrikler Brownie. Bravo. <laughs> Bu LeBron'un olduğunu anlattın mı Brownie'ydi? Brownie Brownie. İşte Brownie. Brown <laughs> Brownie tamam Brownie James <laughs> tamam. aynen. O brownie, brownie James. Brownie James olabilir o da. Şey Brownie e, sever misin? Severim. Nasıl seversin? İyi brownie bulmak çok zor. Ben böyle hani o üç, ıslak mı seversin? Üç çikolatalılar var ya ortada beyaz güzel bir Hmm. Akışkan kalıp oluyor Beyazı ortaya almalı Beyazı ortaya almalı Severim Akışkan tabii canım Böyle öteki şey oluyor ya Çikolatalı kek gibi Ama ıslak kek onu. gibi de değil Islak kek gibi de değil Hafif böyle İçi hafif akışkan olacak Böyle çikolatası böyle bir Vurdun uçakta Yok mu ben gelecek. onu çok iyi yaparım Çünkü Beyefendiye diyoruz ki Gel lazanya yiyelim Ben daha iyi yapıyorum Ben daha iyi yapmıyor muyum? Daha iyi yapıyor Nereden? Herhangi bir yerinde Hepsi dünyanın en iyisi mi bu? Baya iyi yani senin dünyanın ne kadar bilmiyorum da İtalya'ya gitmediğimiz Ben göre, bu adama dedim ki bana yapar mısın? Önce senin <laughs> lazım dedi. kere <laughs> yedim. <laughs> <laughs> evet. Ee, ha şey diyecektim. Bazı böyle şişman artık kilolu ya da ben şişman demek istiyorum. Çok affedersiniz. Şişman. Tosun. Tosuncuk böyle. Futbol videosu atan insanlar oluyor. İşte mesela şut çekiyor, çok güzel gol oluyor falan. Bayağı kilolu. Onların altına genelde Instagram'da böyle bir gelenek var. Yorumlara bir sürü değiştirilmiş futbolcu adı yazıyorlar. İşte Muhammed No Salat. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey, e, ne, Kilogram Mbappe falan. Böyle bir okay. sürü uyduruyorlar. Tamam. Ee, biz de şey bölüm sonunda böyle kendi şeylerinizi görselle iste. Bunu Twitter'a şey yapmayalım ama mesela yorumlara alalım bundan. Hmm, yorumlara. Aa evet YouTube yorumları. Bir önceki bölümü Hiç muhtemelen biz bu underdog'da biz bunu 50 kere değiştirdiğimiz için söylemekten yorulduk artık evet. o yüzden unuttuk. Underdog'da yeni izleyici olduğu için son bölümün yorumlarında şunu gördüm ben. Bu istediğiniz fotoğrafları nerede paylaşacağız? Yazmış biri aynen de böyle yazmış. <laughs> haklısınız. Çok haklısınız. Bu tam buraya. Ben bir tane örnek yollayayım. Editte koyalım hani nasıl paylaşılıyor diye evet Twitter. Güzel. Twitter için. Ay, Instagram'da da şey atıyorlar, story atıyorlar. Instagram'da da olur ama hani Twitter'da dört fotoğraf evet. hakkı var diye biz o yüzden dört tane istiyoruz. Doğru. Bölümle ilgili bir güzel düşüncen, fikrin, yorumun, dört fotoğraf, bir de link paylaşalım ki Herkes büyüyelim. Gilsin, büyüyelim gireceğim. ama şakalı paylaşalım. Diye. Genelde link Twitter, e, Instagram'a da atıyor bazı arkadaşlar. Öze ya, Kubi gibi işte bizim yediklilerimiz. E, Mesela biraz önce quote istedik. Quote istedik onu. Ben bir tane git bu mahalleden istedim. Evet. Ben şimdi ama Brownie'li ne isteyeceksin? YouTube yorumlara da kendi futbolcu isimlerinizin değiştirilmiş hallerini yazınız arkadaşlar. İşte bu Niklas Sufle olur. Kevin de Brownie'ler falan. Biz kilolu olmasın falan. ama böyle yapalım. Tatlılı. Hmm. Tatlılı oyuncu Tatlılı isimlerimizi alalım. Evet. Ya vardı işte benim okuduğum çok şey vardı. Ee, neyse şimdi hatırlamıyorum. Hoşçakalın. Yazarız. Biz de yazarız gider. Atamayana atarlar yapacağız şimdi. Ha, e, şeyi de söyleyelim. Instagram'da da paylaşırsanız biz onları görüyoruz. Hatta paylaşıyoruz. E, bazılarını Twitter'da da kesinlikle paylaşmasın. bile. Ben beni bile takip et, like yeni paylaşma. Sen bunu kızlara söylüyorsun şu anda. Çok şerefsiz bir adamsın. Neyse. Ben sana bir lazanya yapayım da dursun. Medvedev. Hı, Medvedev'den hakeme. Evet. Ee, hani bu dünyanın en uyuz tenisçisi. Evet yani öyle derler. Seveni de öyle, çok öyle. ama Pis. hakikaten çamur biraz. Pis. Şirret. Boker. Kortun üzerini kapatabileceğimizi düşünüyorum. Yağmur yağıyor o sırada. Yağmur. Başlamış. Hakem bu kararı ben veremem. Medvedev sen veremiyorsan yetkili birine söyleyelim. Sen veremiyorsan kim veriyor? Evet. Bu kararı sadece onlar verebilir. Onlar kim? Illuminati mi? <laughs> onlar kim? Bu maçta mı yaşanıyor? Maçta Tabii ki yaşanıyor, maçta yaşanıyor evet. Illuminati mi? Kim bu onlar diyor. Yani muhtemelen hakim e, sağ şeflerini, sağ komiseri falan varsa kort e, sorumlusu bir şeyi onu kastediyordur. Yani sahayı kapatalım. Maçın orada ışıkları kısalım He. falan böyle gözüme alıyor. Rüştü, Rüştü'nün biraz... mü gözünü alıyordu? Herkesle kavga ediyor. Rüştü onu yalan söyledi. <laughs> <laughs> Bence ama şey yapıyordu. Buraları çiziyordu ışık gözünü evet. almasın diye. Karus söylemişti hatırlıyor musun? Işıkları yüzünden ışıktan gol yedim, diye. Sekizinde ışıktan yedim ya. Kim? Karus işte. Karus 8 yemedi ki Pardon kim yedi sekizi? Kimdi biliyor musun? Galiba Hakan Arıkan. Kaleci. Beşiktaş'ın hmm. Işıktaş'ın sekiz yediğini diyorsun değil tabii, mi? Tabii tabii. Başka kim yedik? Ki? Deportivo. Arda Güler. Arda Güler'e soruyorlar. Zannedersem Candaş Tolga Işık. Diyor ki hani gol sevincin nereden geliyor diyorlar. Hı -hı. Arda diyor ki gol sevincim tevekküle dayanıyor. Ben her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum diyor. Böyle bir gol sevinci yapıyor. Twitter'dan bir e, vatandaş da diyor ki lan ne geldi Allah'tan sağ kanattan karma hal yaptı. <laughs> <laughs> Bu kadar abartmayın her şeyi. Allah Allah diyor. House'un böyle bir bölümü vardı. Hmm. Hasta sürekli Allah'tan, Allah diye tabii Tanrı'dan diyor. Tanrı'dan. Tanrı'dan, Tanrı'dan diyor. Belki Müslüman hasta. Ha, House'da tam terzi diye evet. en son House'un dediği çıktığı için şey vardı, tablosu vardı, scoreboard. Ha. Tanrı ve House kendine bir evet. yazıyordu. Zaten şeyin Tanrı'nın dediği çıksaydı dizi biterdi o bölümde. Evet. Yani. Zaten. Şey, evet. e, Mokoko. Yusuf'a Mokoko mu? Gol atmış. Öyle aynısını yapmış. Arda'nın sevincini yapmış. Mokoko Dortmund'da değil mi? Evet. ha mi şimdi acaba? bak şimdiden ya e, da Arda Dortmund'da mı gidiyor kiralık? nasıl? Serdar dursun CU yapıyor. Hmm. Şimdiden bak etki mi hmm. ediyor hmm. acaba? Peki bu Arda'nın sevinci mi daha önce yapan yok mu bilmiyorum. bunu? Daha önce tefekkür mü? Hmm. Tefekkür. Bu din yeni bir din değil ki oğlum 800 yıllık din. Belki daha mı? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Serbest soru. Geldik. Bir şey yazmış. Hmm. İsmi geri dönsün. Turgut soruları biliyor. Ha, Turgut soruları biliyor musun hakikaten? Hayır oğlum. Çık ne de ki duydum daha önce. Oğlum ben. 20 kere kaybettiğimde niye bu yorum gelmedi? Hayır, bir de şey demişler ona da biraz üzüldüm. İşte herkesin bildiği her yerde görülen şey Nereden soruları bu, ne alıyor. bulacaksın? Ne yapayım? Yani herkesin bildiği değil de tabii ki ben de hani bir yerlerden araştırıp önüme düşen bir şey alıyorum. Turgut da bakmıyor onlara. Ben böyle. hayatta bilmiyorum bu arada. Bir, bir bu arada işte söyleyelim hani Instagram yani falan. Hani. Hı? İki kere falan denk geldi ben bunu biliyorum diye. Siz onu görün. ben bunu biliyorum. Değiştir dedim. Değiştirdik evet. Evet, bu sefer eski bir beyan. Aa biliyorum. Ee, yani öyle hani şu tarihte şurada gördüm, bu tarihte burada gördüm, yakın zamanda burada paylaşıldı gibi Kaslarım beyan değil. Biraz. Evet. Eski bir beyan. Hmm. Klasik şıklar. Tamam. Testu sülü değil, klasik yapıyorum. Bugün ben ne dolduracağım galiba? Evet. <laughs> Hayır, yani klasik isimler var, şıklarda da tamamen artık zor e, artık. Tahmin yeteneğine kaldı. Geliyor hmm. haftanın serbest vuruş cümlesi. Herkes de kendi tahminini yapsın. Yapmıyorlar. Ben bir teknik direktörüm. Harry Potter değilim. Hmm, gerçek olamaz. Gerçek hayatta sihir falan yoktur. Sihir kurgudur. Ama futbol gerçektir. Allah Allah. Yemin ediyorum. Ömer Üründül gibi beyan. Ben bir teknik direktörüm. Harry Potter değilim. Gerçek hayatta sihir yoktur. Sihir kurgudur. Futbol gerçektir." diyen. Burada her şey gerçek. Burası Survivor. Jose Mourinho. Niye elini kaldırdın? Jürgen Klopp tevekkül. <laughs> Allah'tan geliyor. Sihir Allah'tan gelir. Evet. <laughs> Jose Mourinho, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Mikel Arteta. Hadi bakalım. Arteta olamaz. Allah Allah. Eski dedin. Hayır oğlum çok eski demedim. Eski bir beyan. Hani bu aralar söylenmiş bir beyan değil. Kuyuya bastın. Hadi Arteta olamaz. Şurada Peki. var nereden baksan daha 3 yıllık hoca. Mourinho, Klopp Guardiola, Arteta. Ben büyücü değilim olması için çok sıkıntılı bir dönemden geçiliyor olması lazım ki. Bu arada, hoca hoca. Geçen sene Arsenal çok sıkıntılı dönemlerden geçti. Yemezler. Yani Ben yanlış düşündüğümü <laughs> düşünüyorum ama. Hayır. Arteta değil. Okey. Ee, ki hoca hoca bu takım niye oynamıyor? O da diyor ki ben büyücü müyüm? Nasıl hani bir de şey büyücü müyüm nasıl olur? Bu takıma nasıl top oynatayım ki ben? Hani hmm. takımın da dandik olması lazım veya çok iyi olmaması lazım. O yüzden Guardiola bunu hiçbir takımına diyemez. klop hmm. Klopp da demez, diyemez. Liverpool hani Dortmund için olsa ıı. hıh. Hmm. mı gittin? Direkt Roma. E yani e, Manchester Roma Una yeni mi? değil mi? Manchester United. Roma yeni değil, Manchester mi? Roma yeni değil mi? Manchester United. Hatta Niye tam, Mourinho? tam Manchester United beyanı bak bu. Tam. Bu takıma ben nasıl şampiyon yaptırayım? Ben büyücü müyüm? Harry Potter mıyım ben? Gandalf mıyım? Bu arada Gandalf şerefsizdir. Gandalf adamdır. Sen şerefsizsin. Ben gidiyorum. Bir büyücü tam zamanında gelir. Ne erken ne geç. Mourinho diyorum doğru da çıkacak. Beyanı da bilmiyorum. Ç çıkarımım çok Nuri yiyor. <laughs> <laughs> Cevap Nuri yiyor. amaçlıkların çok kötüydü. Öyle mi? Çok kötüydü. Işte. Neden? Çok başarılı takımların hocalarını koymuşsun. Kardeşim Arteta çok kovulabileceği bir dönemden geçti geçen sene. Ben çok eski diyerek kaybettim. Ben Oradan Arteta'yı kaybettim. Niye çok eski dedim demeseydim keşke. Güncel olarak çünkü Guardiola da olabilirdi. Tam da United dönemi mi acaba? United dönemi. <laughs> Guardiola da olabilirdi. Guardiola da CL'den elendikten sonra söylemiş Ama olabilirdi. Ama takımına diyemez. Ben bu takımı nasıl oynatayım? Büyücü müyüm diyebilir nasıl mi? Guardiola? oynatayım ki oğlum. Ya, Ben tamam işte. direktörüm. Büyücü değilim demiş. Yani. Her şey de diyebilirdi. Klop da diyebilirdi. Yani oğlum rotasyonumuz yok. Yedeğimiz yok. Ben büyücü müyüm de diyebilirdi. Sen şu an ağlıyorsun. <laughs> <laughs> evet. Şimdi sizden bir takım fotoğraflar istiyoruz. Evet. İki tane söyledik. Bir tanesi. Git tabi muhalleden Icardi istiyor. Git mahalleden muhalleden Icardi. ikincisi benim bazı sütyenler bazı e, B kapları C kap C -cup gösteriyor. Orada sözümün. o kızımla tam söyledik oraya evet. şey yapabiliriz. Ee, başka neyimiz var bu hafta? Ee, hmm. Şöyle bir ben de alayım elimi artık. Ee, ne olabilir? Yani ben şey isteyebilirim. Hmm. Trial by Combat'ta. Hmm. Game of Thrones'da mesela. Ali Koç da Tywin Lannister'ın yerinde otururken böyle evet. şöyle oturuyor. Oğlu var. Oğlu aşağıda "You kill dör, you murder dör falan evet. diye. Oğlunun şampiyonu civciv. <laughs> Monako'lu zaten kendi dövüşüyor evet. iri. Diyor. Gibi bir, hayal ettiğiniz şey, şey. Monako'nun da şampiyonu bir fut şey basketbolcu. Evet, orada var. Mike James vardı evet. galiba. Güzel. Ee, şu ben Paula Costa'nın bir kızlarla el sıkışırken bir fotoğrafını Rica Ama yana da ben varsa. şey istiyorum. Hı. Yani küçük çok büyük bir photoshop'a e jiggle jiggle. O ne demek? Memelere. Ha ona yazıyla mı? Jiggle yani yazı olabilir. Sallanma şey çizikleri olabilir böyle tık tık tık. Ha sen hareket gibi. verin diyorsun hareket fotoğrafa. Hareket Tamam gif bulan GIF atsın. Şey bulan. Oğlum şey, memenin sallandığı bulan... gif nasıl bulsunlar? Belki vardır bu arada. Vardır. Paolo Costa'nın bu şey zahmetsiz olan seçenek. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Paolo Costa'yı bir ring kızıyla el sıkışırken bulup atarsanız Yeterli. Bir seçenek de şu olabilir. Hı. Sağda sevinen Roda oyuncularına Hı -hı. şöyle bir altyazı gol haberi var. <laughs> Bursa'dan 2-2. Gol haberi var diye belki... Groningen'den gol haberi var 2-2. Yanda Selçuk Şahir böyle, böyle yapıyor. <laughs> 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 e, Valla bu haftalık da bu 4 -5 kadar. 4-5 tanesi söyledik. Top sizde. Son olarak da şeyi söyleyelim yine. Hakikaten şu geyiği yaptık uzun uzun. Futbolcu isimlerini tatlı isimleriyle karıştırdığımızda YouTube yorumlara bekliyoruz. Yorumlar istiyorum. Ee... En yaratıcıya bizden bir tatlı hmm. değil ama yani evet. işte öyle düşünün yapacak. Tamam. Şey. Sabitleyeceğiz en yaratıcı yorum. Tamam. Öyle sa diyelim. Sabitleyelim. Biz de bu arada gelip e, ben bulacağım o yorumlardan. Ben de yazacağım YouTube'a. Sen i̇şte de yaz. Ben yazmayacağım. Hadi görüşürüz.